tarihin tozlu sayfalarında yerini almış. Sıradan bir deney olmak bir yana, birçok insanın dilinde olan, deney sırasında oluşturulan dokümanların yok edilme sebebiyle üzerine teoriler üretilmeye devam eden türden bir deney. MK Ultra, namı diğer zihin kontrol deneyi. 1950'li yıllarda Koreli savaş tutsaklarına beyin yıkama, zihni yönlendirme ve insanların davranışsal mühendisliği üzerinde deneyler yapıldığı istihbaratı üzerine CIA, bu yarışta geri kalmamak adına 1953 yılında MK Ultra projesine start verdi. Projenin başına ise dönemin ünlü CIA ajanlarından Alan Dulles getirildi. Uzun bir süre gizli tutulmaya çalışan 44 üniversite olmak üzere toplamda 80 enstitünün ortak olarak yürüttüğü bu projede CIA toplam bütçesinin %6'sını kullanmıştır. Uzmanlık konusu LCD. Halüsinojenler ve kimyası olan ajanlarla birlikte beyin kontrol deneyi olan MK Ultra projesini başlatan Alan Dulles, 1953 yılında yaptığı konuşma projenin amacını anlamamız konusunda oldukça ilgi çekicidir. Alan Dulles yaptığı konuşmada hedeflerinin ne olduğunu şu cümlede açıklamıştır. Hedef, insan zihnindeki savaşı kazanmaktır. Bu savaşın ilk cephesi propaganda, depolitizasyon ve sansür ile kitlesel sindirmeyi sağlamaktır. İkinci cephe ise bireyin beyninde kazanılacaktır. Hedef, beyin yıkamak, ideoloji değiştirmek ve gerektiğinde birçok Mançurya kobayı yaratabilmektir. Mançurya kobayı ise kendi iradesi dışında bir takım beyin yıkama seansları, ilaçlar ve hipnozun etkisiyle başkasının istediği eylemleri yapanlara verilen genel isimdir. Mançurya kobayı teriminden hedeflenen, robotlaştırılmış ve her isteneni yapabilen bireyler elde edilmektedir. Temel olarak LCD üzerine kurulan bu deneyde LCD'nin yanında halüsinojenler, hipnoz, beyin yıkama ve ağır işkence seansları da denekler üzerinde uygulanmıştır. Denekler sandalyelere bağlanmış, zorla kimyasallar yutturulup bu kimyasallarla verdikleri tepkiler görülmek istenmiş. Daha sonra ise bireysel toplumsal zihin kontrolü kimyasal maddeler yardımıyla kişinin düşüncelerinin etki altına alınması amaçlanmıştır. Böyle bir deneyde kim olmak ister? Sorularının cevabını ise bizzat deneyde yer almış bir yetkili şöyle veriyor. Deneylerde bize karşı koyamayacak herkesi kullandık. 1973'te New York Times gazetesi CIA ve Savunma Bakanlığı'nca yürütülen deneyleri yazınca yer yerinden oynadı. Fakat bir sene önce Watergate skandalı sırasında deneye dair tüm veri ve sonuçlar yok edilmişti bile. Bu yüzden MK Ultra'nın tüm detaylarını bilmek imkansıza yakındır. Fakat var olan belgelerden bile deneyler sırasında onlarca deneyin öldüğü, birçoğunun suikaste kurban edildiği, bazılarının ise eskiden var olmayan zihinsel sorunlar geliştirdiği bilinmektedir ve belgelenmiştir. Milyonlarca dolarlık projenin sadece bir ayağı olan Pont Said Esprit adı ayağında meydana gelen deneysel hatalardan ötürü 32 denek akıl sağlığından kaldırılmış ve en az 7 denek ölmüştür. Bu gizlilikten mi yoksa belgelerin yok edilişinden dolayı mıdır bilinmez. Fakat tarihin gizli kalmış suikastlerinin faillerinin de bu proje kapsamında kullanıldığı savı dilden dile konuşulmaya devam etmektedir. Bu ölüm iddialarının en önemlileri ise John Kennedy, Marilyn Monroe ve John Lennon'dır. Dönemin oldukça güçlü başkanlarına olan Kennedy, savaş karşıtlığı ile biliniyordu. Derin ve gizli güçler tarafından suikaste uğradı. 1963 yılında öldürüldü. John Kennedy, cinayetinin faili olan Lee Harvey Oswald'ın bir zihin kontrol operasyonuna maruz kaldığı düşünülmektedir. Lee Oswald'ın zihin kontrol projesinde Mançurya kobayı haline getirildiği iddia edilmektedir. Bilindiği gibi John Kennedy, cinayet hiç çözülememiş ve iddiaya göre cinayetin tüm delilleri ise Amerikan derin devleti tarafından yok edilmiştir. Ölümü hakkında tartışmaların sürdüğü bir diğer isim ise bir zamanların efsanevi sarışın film yıldızı ve belki de en ilginci olan John Kennedy'nin sevgilisi olduğu bilinen Marilyn Monroe'ydu. Evinde yüksek miktarda uyuşturucudan öldüğü söylense de ölümündeki sır perdesi yıllarca kaldırılamadı. Bazı kişiler onun intihar ettiğini, bazı kişiler ise bir Amerikan derin devlet projesi ya da bildiği sırlar nedeniyle bir zihin kontrolü projesi sonucu öldürüldüğü iddia edildi. 1981'de öldürülen John Lennon, katili Mark David Chapin bir ruh hastası olmasının yanı sıra bir MK Ultra projesi kurbanı olduğu iddia edilmiştir. David Chapman kendisini John Lennon sanıyordu ve onu öldürürken söylediği sözler ise şunlardı. Kanımda hiçbir duygu yoktu. Hiçbir öfke yoktu. Hiçbir şey yoktu. Beynimde ölü bir sessizlik hakimdi. Ölüm, soğuk sessizlik. Kalkıp yüreğine kadar devam etti. O bana baktı.
beni geçerek ilerledi ve sonra kafamda onu duydum. O bana tekrar ve tekrar onu yap, onu yap, onu yap diye emirler verdi.